temel prensiplerden savunma, çarpışma, yine şah çekme gibi etkinliklerden devam edebiliriz. Bu sefer karşı rakip bize saldırıyor. Biz savunmadayız. Filiyle bizim kalemizi yemek istiyor. Çaprazdan. Filler çapraz gidiyordu. Bir de beyaz fili var. Beyaz karedeki fili. Dolayısıyla beyaz karedeki fili de hemen kaleye yana oynasak bile bir kare B1'e gelsek bile bu sefer diğer fili yani bu fil bizi yer. Onun için kaleyi nereye gitmemiz gerekiyor? C1 karesine. Evet. Bunu buraya gelirsek ne olacak? Yeme hattından kurtulmuş oluruz. Yani. Evet. İstersen ben buradan bak kaleyi bu şekilde oynayalım. Bu şekilde onun yeme hattından kurtulmuş oluyoruz. Biz savunmadayız. Veziriyle bizim atımıza binmiş. Atımızı almak istiyor. Atımızı acaba nasıl kurtarabiliriz? Nereye hareket etmemiz lazım? Nereye oynamamız gerekiyor atı? Ona bakalım. Evet. Şimdi vezirin iyi bildiği yerler bu şekilde bu atlar fil gibi gidiyor. Bu atlara geldiğimizde atımızı yer. Bir de kale gibi gittiği için bu yataydaki karelerde olduğunda atımızı yiyebiliyor. Şu anda zaten atımızı yemek istiyor. Acaba biz atımızı nereye oynamalıyız ki vezir bizim atımızı alamasın? Evet. Şimdi o zaman atın gittiği yerlere bakalım. At nerelere gider? Siyah karede duruyor. Öyleyse at buradan buraya gelebilir ama buraya geldiğinde zaten vezir tuttuğu için buraya gelmememiz lazım. Buraya da gelebilir. Burayı da alıyor. At yine aynı şekilde vezirin yanına yaklaşır ama vezir bizi alır. Buraya geldiğimizde de alır. Bak bütün bu karelere geldiğimizde vezir bizi alabiliyor. Ama atın gidebildiği bir diğer alanlar var. Bak yine buradaki G8'e gidebilir. Burada alamaz. Yine H7'deki kareye gittiğimizde alamaz. Bunun yanında H5'e gidersek alamaz. Bir de G4 karesine gittiğimizde vezir bizim atımızı alamaz. Evet. Savunma yapmamız için bu 4 kareden birine gitmemiz yeterli olacaktır. Evet. İstersen oynayalım şimdi atımızı. Evet, buraya gelelim. Bakın şu anda ne oldu? Bizi alamadı. Peki bir yeni sorumuz daha var. Bak burada da Nurefşan yine vezir karşı rakibin veziri bizim atımızı almak istiyor. Atımızı gidebileceğimiz yerlerde buralar 3 yer var. Vezir aynı zamanda bu 3 yeri de tutuyor. Bu 3 yere de gidemiyoruz. Böyle bir durumda atımızı nasıl koruyacağız? Evet. Nasıl koruyabiliriz acaba? Atı nereye oynarsak oynayalım, vezir bizim atımızı yiyebilecek, alabilecek. Böyle bir durumda atı ona nasıl vermeyiz? Nasıl koruyabiliriz? Düşün bakalım. Evet. Bir de ne var bizim? İkinci bir taşımız var, kalemiz var. Demek ki böyle bir durumda kaleyi devreye sokmamız lazım. Atı koruma için. Çünkü istersen bak örnek ne yapabiliriz? Atı oynadığımızda nereye oynarsak oynayalım vezir alabilecek. Bak ben oynayayım. Buraya gelelim. Evet. Ne yaptı? Aldı. Veya buraya gelsek de zaten yemiş olur. Öyleyse buraya gelsek 3 yere gidebiliyor. Bu 3 yere de gelsek de yine alıyor. Böyle bir durumda atı nasıl ona vermeyiz? Ne yapmamız lazım kaleyle? Kaleyi nasıl oynamamız gerekiyor? Hocam size anlatın. Kaleyle biz buraya geldiğimizde onun vezirine binmiş oluruz. Hem de atımızın çaprazına geliyor ama vezir bu sefer at 3 puan, kale 5 puan. O zaman gelir bizim buradaki kalemizi yer. Öyleyse buradan atımızı savunamıyoruz. Bu hatta geldiğimizde vezir bizi yiyor. İstersen bir deneyelim bak. Evet. Atı buradan koruyamıyoruz. Atı da oynayamıyoruz ama kalemizi eğer biz buradaki hattan ilerler A2 karesine gelirsek artık buraya gelen kale ne yapar? Atı buradan korur. Evet. Atı koruduğu için vezir alamaz. Niye? Çünkü at 3 puan, vezir 9 puan. Ondan dolayı kaleyi buraya oynamamız onun atı almasını engellemiş olur. Yani atımızı korumuş oluyoruz.
Yani böyle bir savunmamızı bu şekilde yapabiliriz. Kaleyi buraya geldiğimizde atımızı savunmuş oluyoruz. Evet. Anlaşıldı değil mi? Şimdi. Bu sefer yeni bir soru. Hem filimiz var, hem piyonumuz var. Her ikisini de alabilecek durumda rakibin veziri. Piyonumuzu da alabilir. Filimiz de alabilir. Ama biz öyle bir hamle yapmalıyız ki Nurefşan her ikisini de alamasın. Evet. Birbirini korumaları gerekiyor bunların. Bunlar birbirini nasıl korur? Şöyle koruyabilir bak. Eğer biz piyonumuzu bir adım ileriye hamle yaparsak bu şekilde piyonumuz buraya geldiğinde fili korumuş olur çaprazdan. Çaprazdan fili korumuş olur. Fil de aynı şekilde çaprazdan önündeki piyonu korumuş olur. Yani yapmamız gereken tek bir şey var. Piyonu bir adım ileriye oynamak. Evet. Bu şekilde savunma yapmış olduk. Şimdi de biraz daha zor bir hamle diyelim. Yani burada kalesi var. Kalemizi bu tarafa oynayamıyoruz. Buraya oynasa hemen karşıda kalesi var onun. Bizim kalemizi alabilir. Yine buradan da fil de bizim kalemize binmiş. O zaman kalemizi korumanın yolu buradaki piyonumuzu çift çıkabiliriz. Biz biliyoruz ki piyonlar ilk oynarken yerlerini hareket ederken çift ne yapabilirler? Çıkabilirler. İsterse bir kare gidebilir, isterse iki kare ilk hamlelerinde. Ama biz böyle bir durumda kalemizi koruma için piyonu çift çıkmamız lazım. Çift çıktığımızda zaten perdelemiş oluyoruz. Onun artık fili bizim kalemizin yiyemez. Çünkü piyon önünü kaplamış oluyor, kapatmış oluyor. Ve aynı zamanda atımız da buraya gelen piyonu koruyor. Evet, bak şimdi piyonu buraya geliyorum, oynuyorum ve savunmuş oluyoruz. Peki, bir etkinlik daha, bir de bunu yapalım. Şimdi burada da dikkat edersek rakip filiyle bizim kalemizi almak istiyor. Evet. Kalemize saldırıyor. Bunu almak istiyor çaprazdan. Biz savunmadayız şu anda. Dolayısıyla savunma etkinliği alıştırması yapıyoruz. Acaba bu hattı nasıl korumamız lazım? Kalemizi eğer biz buraya oynayabiliriz, buraya oynayabiliriz ama buraya geldiğimizde de rakibin burada kalesi olduğu için yine bizim kalemizi alabilir. Öyle olunca kalemizi de Hocam oynamamamız. atla oynayalım. Evet, güzel. Çok iyi buldun. Atla ne yapabiliriz? Buraya oynayıp filin önünü perdeleyebiliriz. Atla önünü kapatabiliriz. Bizim atımızı yerse zaten burada piyonumuz var. Piyonun çaprazdan yiyeceği için bu şekilde savunma yapmış oluyoruz. Atımızı buraya oynadığımızda bak savunma yaptık. Evet. İyi buldun bu arada. Peki biraz daha şeyler fazla taşlar fazlalaştı. Burada taşlarımızı korumamız isteniyor yine bizden. Acaba burada nasıl yapabiliriz? Hocam üstte iki tane kale var. Evet. Kaleler mesela bizim şu filimizi yemek istiyor bak. Bu kale bizim filimizi yiyebilir ve bu fili koruyan hiçbir taşımız yok. Hocam çapraz gitsin o zaman. Çapraz gidebilir. Ya oynarsak filimizi o bizi yiyemez. Hocam şu tarafa doğru gelebiliyor mu? Mesela evet buraya gelebilir değil mi? Buraya geldiğinde onun yeme hattından çıkmış oluyoruz. Ve savunma yapmış olduk. Peki. Şimdi Hocam yeni bir vezir filimizi yemek istiyor. aynen evet. Buradan fil almak istiyor. Ama biz izin Hocam at vermemiz lazım. piyonu koruyor. Şu at piyonu koruyor zaten şu anda vezir piyonu alamıyor. Kaleyle oynayalım o zaman hocam. Şöyle Kaleye bak. şu tarafa doğru getirdiğimizde yiyemez ki. Buraya geldiğimizde mi? Kalemiz yer o zaman. Ha, düz gidiyor. Evet. Bunun alabildiği burada tek ne var şu anda? Fil var. O zaman biz fili nasıl oynamalıyız ki fili alamasın? Nereye oynarsak filimizi alamaz.
ve kalemizi de alamaz. Şimdi filimiz bizim kaleyi koruduğu için bu hattan ayrılmamamız lazım. Eğer başka hatta gidersek bu sefer kalemiz korumasız kalacak. Mesela biz Hocam atla oynayalım. at oynarsak filimiz yer. Piyonla oynayalım o zaman hocam. Piyon kalıyor geriye. Hayır bak, piyonu zaten yiyemiyor şu anda. Fili oynamamız lazım. Fili yiyor zaten. Biz yediği fili çok korumasız olan taşımız fil. Ama fili öyle oynamalıyız ki filimiz bizim kalemizi koruduğu için kaleyi korumaya devam etmeli. Mesela hemen yanına geldiğimizde yine korur ve savunma yapmış oluruz. Veya geri çıkarsak, bir adım geri çıksak buradan yine kaleyi korur, yine savunma yapmış oluruz ve artık vezir bizi buradan olmadığı için filimiz yiyemez. Ama biz yanlışlıkla eğer filimizi buraya gelirsek, bak buraya geldiğimizde eğer buraya oynasak, o zaman kalemiz korumasız kalır ve veziriyle bizim kalemizi yiyebilir. Onun için biz ne yapacağız? Filimizi bu hattan ayırmayacağız. Savunma yapmak için şunu yapabiliriz. Bir adım ileriye gidebiliriz. Bir adım geriye, hatta daha da geriye gidebiliriz filimizi ve yine savunma yapmış oluruz. Gördün mü? Evet. Bu da böyle. Yani hem savunuyoruz hem de o filimizi oradan kaçırmış olduk. Sana. Evet hocam. Peki. Haftaya tekrar görüşmek üzere o zaman. Ailene de çok selamlar. Görüşürüz hocam. Aleyküm Tamam. selam. Hadi iyi günler. Hoşça kalın.